Grup Yorum kimdir? Grup Yorum, 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe ve sonrasında halka uygulanmaya çalışılan depolitizasyon ve sınırlı politikalarına tepki amacıyla üniversite öğrencileri tarafından 1985 yılında İstanbul'da kuruldu. 1987 yılında ilk albümü Sıyrılıp Geleni yayınlayan Grup Yorum, son olarak 2017 yılında 23. albümü İlle Kavga'yı dinleyicileriyle buluştu. Müziğini devrimci müzik olarak adlandıran grup, 34 yıldır Anadolu topraklarının ve Türkiye halklarının sesini devrimci sosyalist bir müzik anlayışı veriyoruz. Dinleyicilerin Kar Makinesi ismini taktığı, Türkiye'nin en kalabalık stadyum ve meydan konserlerini düzenleyen Grup Yorum, her dönem iktidarların hedefinde oldu. 90'lı yıllarda albümleri polis tarafından kurşunlandı, üyelerinin tamamı tutuklandı, konserleri yasaklandı. Grup Yorum'a ait olan İdil Kültür Merkezi, İstanbul Ok Meydanı'nda bulunuyor. Kültür Merkezi'nde yapılan her baskında Grup Yorum üyeleri işkenceyle gözaltına alınıyor. O an orada bulundukları için tutuklanıyor, enstrümanları parçalanıyor. Kültür Merkezi'nin kapıları, duvarları kırılıyor. Elektronik cihazlara el konulurken eşyalar kullanılmaz hale getiriliyor. Kitaplar yırtılıyor, lavabolar da kırılıyor. Beşinci yıl konseri. Grup Yorum 10 Haziran 2010'da 25. yılını İnönü Stadyumu'nda düzenlediği konserlerle kutladı. 40 bin kişinin gelmesine hedefli konserler için 55 bin bilet satan Grup Yorum, Türkiye'de düzenlenen en kalabalık biletli stadyum konseri. Grup Yorum 2011 yılında geleneksel hale gelecek olan Bağımsız Türkiye konserlerinin ilkini Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirdi. Bağımsız Türkiye'nin bir düş olmadığını, halka umut taşıdıklarını belirten Grup Yorum, bu konserlerin önemini şöyle anlatıyor. Adaletsizlikler, her türlü sömürü, ağır çalışma koşulları, yoksulluk bu ülkeden sökülüp atılabilir. ABD ve tüm emperyalistleri ülkemizden kovabiliriz. Onlardan kurtulduğumuzda sorunlarımızın da en önemli kaynağından kurtulmuş olacağız. Bunu isteyen yüz binlerce, milyonlarca kişiyiz. Konserler bu gücü ortaya çıkarma, yalnız olmadığımızı, bizim gibi düşünen çok sayıda insan olduğunu göstermesi açısından çok önemli. AKP'nin son dönemde bize saldırıyor olması da bu yüzden. Grup Yorum'un yapımcılığını üstlendiği F tipi, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarını anlatan bir film. 21 Aralık 2012'de vizyona girdi. 9 yönetmenin kamera arkasında geçtiği filmde yönetmenlerin her biri F tipi hapishanedeki tecrit uygulamasını konu olan 10'ar dakikalık kısa filmler çektiler. Bu filmler tek bir uzun metraj filme dönüştü. Filmin galası 19 Aralık 2012 günü Atlas Sineması'nda. Gala davetiyesi olarak tasarlanan toplar ise delil olarak suç dosyalarında yerini aldı. Ne demek peki bu top? Top şu demek, F-tipi hapishanelerde tutukluların hücreler arasında iletişim kurmak amacıyla fetişe ve gazete kağıtlarından yaptıkları ve içlerine notlar yazarak havalandırmadan birbirlerine attıkları cisimler. Bunları top. Ocak 2013 yılında İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında ise o sırada hazırlık aşamasında olan Halkın Elleri albümünün kayıtlarına el konuldu ve sonrasında Grup Yorum'a teslim edildi. Grup Yorum üyeleri o baskını şöyle anlatıyor. Herhangi bir arama kararı ya da gerekçe gösterilmeden özel hareket polisleri kapıyı kırarak içeri girdiler. Bize herhangi bir uyarıda bulunmadan direkt üzerimize biber gazı sıkarak yerlerde sürüklediler. Hepimizi zorla yerlere yatırdılar, tekmelediler, üzerimize bastılar, arkadan kelepçelediler ve 7 saat aralıksız ters kelepçeyle o şekilde kaldı. Gözaltındayken bize su vermediler. 2 gün boyunca susuz kaldık. İdil Kültür Merkezi'ni serbest kaldıktan sonra gördük. Tamamen talan etmişlerdi.
silahlı bir çete gibi gelip bizi darp ederek dışarıya attılar ve eşyalarımızı çaldılar. Hazırladığımız albümün kayıtlarını çaldılar. Cep telefonlarımızı, tablet bilgisayarlarımızı, kişisel bilgisayarlarımızı, grup yorumunda bilgisayarlarını çaldılar. Anadolu'nun Sesi Radyosu'nun yayın yapan bilgisayarlarını, Tavır Dergisi'nin mizampajının hazırlandığı iki tane mizampaj bilgisayarını çaldırdık. Ve bunlarla ilgili bir tane bile tutan, herhangi bir şey ispat edebilecek durumda değiliz şu an. Tamamen eşkıyalık yapıp dağıtmak için girdikleri belli. ...2015 yılında Bağımsız Türkiye konserinin 5.sini düzenleyecek olan grup yorum, aynı zamanda 5 şehirde stadyumlarda 30. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Ancak önce İstanbul'da yapacakları Bağımsız Türkiye konseri yasaklanan grup yoruma konserler için başvurduğu stadyumlar verilmedi. Grup yoruma konserler için başvurduğu stadyumlar verilmediği gibi 30. yıl kutlamalarını meydanlarda ücretsiz halk konserleri vererek yaptı. Adana'da 90 bin, İzmir'de 700 bin, İstanbul'da 500 bin, Ankara'da 200 bin, Dersim'de 20 bin kişiyle buluştu. Grup yorum bu konserlerin ardından Bağımsız Türkiye dahil olmak üzere neredeyse hiçbir yerde konser verilmedi. Ülke genelindeki bütün konserleri yasaklandı. Konuk olarak yer alacağı festivaller iptal edildi. Sanatçılar şu an grup yorum üyesi İdil Kültür Merkezi çalışanı olmaları, baskın anında İdil'de bulunmaları, katıldıkları cenazeler, basın açıklamaları nedeniyle ve gizli tanık beyanlarıyla 10 yıllara varan hapis cezaları istenmeliyle yargılanıyor. ...2018 yılının Şubat ayında grup yorum üyeleri Ali Aracı, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Selma Altın, İnal Altın ve İhsan Cibelik, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan aranan teröristler listesine konuldu. Gri listede olmaları nedeniyle başlarına 300 bin lira ödün ve vur emriyle aranan grup yorum üyelerinden Ali Aracı, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak yakalanarak tutuklandı. Selma Altın, İnal Altın ve İhsan Cibelik ise yurt dışında bulunuyor. Son iki yılda neredeyse tüm üyeleri tutuklanmış ve bu sürede bazıları tahliye edilmiş olan grup yorumun hala altı üyesi tutuklu. Tutuklu üyeler hapishanelerde çeşitli hak ihlallerine, işkenceye maruz kalıyor. Yılları bulan iletişim, görüş ve hücre cezalarına çarptırılıyor ve açlık grevindeki üyeleri zorla müdahaleyle tehdit ediliyor. Sanatçıların talepleri ise şöyle. Sürekli baskına uğrayan, terörize edilmeye çalışılan ve grup yorumun çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi basılmasın. Grup yorum üyeleri terör listelerinden çıkarılsın. Haklarında açılan davalar düşürülsün. Yorum üzerindeki konser yasakları kaldırılsın. Tutuklu grup yorum üyeleri serbest bırakılsın. Ve onlar yine şöyle diyorlar. Halkın sanatını yapanlar, türkülerini yakanlar hep olacak. Hep umutla, sevgiyle, hasretle hatırlanacak. Pir Sultan'ı düşünün. Victor Yaren'i, Ruhi Su'yu, Sabahattin Ali'yi. Bugün de grup yorum elemanları tutsak edebilirsiniz. Ama asla grup yorumu tutamazsınız. Hepimizi tutuklayın. Ne olacak? Siz daha tutanaklarınıza imza atmadan Anadolu'nun dört bir yanında adını bile duyurmadığınız ilçelerde, köylerde onlarca grup yorum kurulacaktır. Faşizmin bize her gün, her saat, her dakika söylettiği gibi. Türküler susmaz, halaylar sunar.